Herkese merhaba. Bugün 21 Aralık AYT denememizin biyoloji sorularını çözeceğiz sizlerle. Ben Gizem hocanız ve buyurun başlayalım. Evet 28. sorumuz dolaşım sistemi ile ilgili bir soru. Bir insanın kalbine bağlı olan bazı damarların yukarıda şekli verilmiş ve beyinde bulunan işaretli bir al yuvar hücresi Karaciğere gelinceye kadar hangi sırayla geçmesi beklenir diyor. Şimdi ilk yapacağım hamle kalbimin bu tarafının sol olduğunu, bu tarafının sağ olduğunu bilmek ee, ve kalbe kirli kanı getiren sağ tarafta bulunan üst ana toplardamar ve alt ana toplardamarımız var biliyorsunuz. İki numara üst ana toplardamarı muhtemelen diyeceğiz, değil mi? Ee, üç numarada sağ karıncıktan gönderiyor. Nereye gönderecek? Akciğere. Akciğere gönderen damar, kirli kanı gönderen damar akciğer atar damarıydı. Ee, bir numara tüm vücuda dağıtan aort damarı. Ve 4 numarada akciğerden temiz kanı getiren akciğer toplar damarıdır. Şimdi Beyinden geldiğine göre nereden gelecek hemen rengimizi değiştirelim. Üst taraftan gelecek 2 numaradan giriş yapacak 2 numarayla başlayacağız. Sonra kirli kan olduğu için akciğer atar damarıyla tabii ki nereye gitmesi lazım. Akciğere temizlenecek. Sonra akciğerden gelecek akciğer toplar damarıyla yani bu şekilde akciğerden buradan geldiği buradan gitti akciğere. Akciğerden temizlenip kalbin sol kulakçık karıncığına geldi ve buradan da aortsa tüm vücuda yayılıp yani karaciğere ulaşacak. Yani B seçeneği diyeceğiz gençler. Evet 29. sorumuz böbreklerdeki geri emilim üzerine etkili olan hormonu salgılar diye bir soru. Şimdi hipotalamus hipofiz bezini etki da hatırlayın ama hipotalamusun kendi ürettiği bir hormonu vardı ADH antidiüretik hormon. Bu hormon böbreklere etki ediyordu ve böbreklerden suyun geri emilimini sağlıyordu. O zaman böbreklere etki edecek bir hormondur, değil mi? Peki böbrek üstü bezinden salgılanan bir sürü hormon var ama böbrek üstü korteksten salgılanan aldosteron dediğimiz bir hormon vardı. Bu da böbreklere etki ediyordu ve böbreklerden sodyum ve klorun geri emilimini sağlıyordu, değil mi? Peki e, bu da böbreklere etki Paratiroid bezinde de parat hormon salgılanıyordu ve parat hormon e, kemikten kana kalsiyum geçişini sağlıyordu. E, dolayısıyla kalsiyumun böbreklerden geri emilimini sağlayacak bir hormon. Çünkü kana geri geçişini istiyor. Yani üçü de böbreklerdeki geri emilim üzerine etkili hormonlar. Evet. 30. sorum. İnce bağırsaktan hem sindirim enzimleri hem de hem de sindirimde rol alan hormonlar salgılanıyor. İnce bağırsanın hormon salgılayan hücrelerinin tahrip olmasının aşağıdakilerden hangisi neden olması en olasıdır demiş. Şimdi ince bağırsa, bağırsan sindirim enzimleri vardı. Ee, i̇nce bağırsan bu sindirim enzimleri önemliydi, değil mi? Mesela maltaz vardı. Sükraz vardı. Sonra ne vardı? Laktaz. Enterokinaz. Enterokinaz, erepsin. Bunlar proteinler etki edecekti değil mi? Bunlar ise karbonhidratları etki edecekti. Dolayısıyla bu hormonlar salgılanamıyor. Düşünsenize ee, şey, bu enzimler salgılanamıyor ve hormonlar salgılanamıyor. Şimdi hormonların salgılanması, salgılanamaması pankreas ve karaciğerle alakalı yardım etmeyi sağlayamayacak. Yani pankreas ve karaciğer ince bağırsak sindirim konusunda yardım ediyordu. Ee, ve ince bağırsağın 12 parmak bağırsağından salgılanan bu hormonları pankreas ve karaciğeri uyarıyordu. Ev ee, onlar da salgılarını yapıyor. Özellikle pankreasa düşünecek olursak pankreas da sindirim enzimleri salgılayacaktı. Karaciğerde safra salgılayacaktı. Ama ne diyoruz şimdi? Safra da bu arada yağların mekanik sindiriminde çok önemliydi. İnce bağırsak hormon salgılayan hücreleri tahrip olursa eğer ne pankreas uyarılabilir ne karaciğer. Yani ne pankreasın sindirim enzimleri ne de safra salgılanabilir. Bu durumda ince bağırsakta e, sindirilmemiş besinlere rastlanmak en olasıdır. Çünkü pankreastan salgılanacak bir sürü hor, e, enzim vardı. Bu yüzden C şıkkı diyeceğiz. Evet 31. sorumuz bir insanın bir günde oluşturduğu idrar miktarı üzerine etkili. Hangileri etkiler diyor. Şimdi idrar miktarını hatırlayacak olursak sıcaklığın azalması Ortamın sıcaklığında meydana gelen değişim. Yani sıcaklığın azalması idrar miktarını arttırır değil mi? Dolayısıyla bu etkiliyordu. Soğukta neden daha çok idrar çıkasımız geliyor değil mi? Çünkü idrar miktarımız artıyor. Kan basıncaki, basındaki değişme demiş basıncındaki. Ee, kan basıncımızdaki değişim olursa idrarlardan daha çok geri emilim olabilir. Daha çok idrar oluşturabiliriz. Evet. E, kandaki hormon düzeyinde meydana gelen değişim biliyorsunuz hormonlar idrar oluşturmada çok etkiliydi. ADH etkiliydi değil mi? Mesela aldosteron etkiliydi. Dolayısıyla bunların da etkisi olacak. Yani üçü de diyeceğiz. Evet, bir diğer sorumuz DNA üzerine bir soru. DNA üzerinde yer alan genlerin birbirinden farklı olmasını hangileri sağlar? Şimdi DNA'mız çift sarmal yani çift iplikli bir yapıda ve bunların üzerinde bulunan genler var değil mi? Gen bölgeleri. Şimdi bu gen bölgelerine baktığımızda e, bunlar gen bölgelerini oluşturmada ne etkili? Tabii ki de nükleotitler etkili. Şimdi bir nükleotitin yapısında ne vardı? Azotlu organik baz değil mi? 5 ee, karbonlu bir şeker ve bir de fosfat vardı. Şimdi bu nükleotitlerin e, organik bazları farklı olacak. E, farklı dizilecekler. Dolayısıyla nükleotit dizilimlerinin farklı olması genlerin farklılığını sağlayacak. 4 farklı nükleotitin farklı miktarda bulunması. Diyelim ki Adenin nükleotitinden 30 tane var bir DNA'da ama guanin nükleotitinden 20 tane var. Dolayısıyla bunların farklı miktarda bulunması da DNA'yı farklılaştıracak. Nükleotitlerin taşıdığı pentoz çeşidi hep aynıdır. Çünkü DNA'daki bu pentoz çeşidinin adına deoksiriboz diyeceğiz. Deoksiriboz şekeri. Bu yüzden bu hep aynıdır. Yani farklılığı sağlamaz. Yani cevabımız 1 ve 2 oldu. Evet, 33. sorumuz fotosentez olayı ile ilgili. Fotosentez olayında iki evre vardı hatırlarsanız. Işıklı evre ve karanlık evre. Karanlık evre basamaklarının yürütülebilmesi için ışıklı evreden gelecek X maddesi, X molekülleri hangileri olabilir demiş. Şimdi ışık diyorsa ışıklı evrede hatırlarsanız Fotofosforilasyon vardı yani ışıkla ATP senteziydi. O zaman X maddesinde ATP sentezi olacak yani e, ATP'nin olduğu ışıklara bakıyorum iki tane ışıkım var. Peki ışıklı evrede ne oluyordum? Su molekülü ışık sayesinde hidrojen ve oksijene parçalanıyordu, ayrılıyordu. Yani bu ışık e, suyu parçalıyor. Hatta biz bu olaya fotoliz diyorduk. Şimdi fotoliz sonucunda bakınız oksijen üretiliyor ışıklı ve sonucunda ve hidrojenler ortaya çıkıyor. Bu hidrojenleri tutacak da koenzim maddem var. Bu koenzimler nadlar. Nadp'ler. Nadp'ler bu hidrojeni tutacak ve nad pH dediğimiz moleküle dönüşecek. Dolayısıyla nat pH molekülü karanlık evreye geçecek. Yani cevabımız C şıkkı oldu. Oksijen X molekülü olarak ifade edilmiyor. Oksijen üretiliyor ama karanlık evrede oksijen kullanılmıyor. Tamam mı? Evet 34. sorum ise yine bitkiyle alakalı bir soru ve bir yaprak keseti var. Burada yaprağın bölümlerini bilmem çok önemli. Bu şekil önemli. Bunu hep derslerde vurguluyoruz. Şimdi bir numaralı şekil epidermis yani örtü dokumuz üst epidermisimiz. Üst epidermis kütükla dediğimiz mumsu bir tabakayı oluşturur. Işığı geçiren ama içerideki su kaybını önlemeye çalışan bir yapıdır. O yüzden bir küçük kula tabakasının oluşmasında rol alır. Doğru. 2. Palizat parankiması. 3. ise sünger parankimasıdır. Parankima hücreleri bitkinin temel doku, dokusuydu. Ve bu temel dokulardan palizat ve sünger parankimasında fotosentez olayı gerçekleşiyordu. Yani karbondioksit özümlemesi yapılıyor demek. Kloroplasta sahip demek yani bu şey e parankima hücreleri. Peki 5 numaralı merkezi silindir diyoruz. Yani burada aslında iletim demetleri var. İletim demetleri varsa kısılemler, floemler var. Yani kısılem, floemler ne işe yarıyordu? Hemen bunu da hatırlayalım isterseniz. Kısılem dediğimiz odun borusuydu. Floem dediğimiz soymuk borusuydu. Kısılem su ve minerallerin taşınmasında görevli. E, ise organik maddelerin yani besinlerin taşınmasında önemli. Peki 5 e, fotosentez ürünlerini taşır doğru. 4'e bakıyorum. 4 e, alt epidermisin oluşmasıyla, farklılaşmasıyla oluşmuş bir yapı. 4'ler stomalar. Stomalardan gaz alışverişi olur, terleme olur. Fotosentez olur ama damlama olmaz. Damlamaya nerede olur? Hidatotlarda gerçekleşir. Dolayısıyla bu stomadır yani yanlıştır. Peki devam ediyorum. Ee, 35. sorum hangileri doğrudur diyor. Bitkilerde tohumun ana bitkiden uzak mesafelere yayılmasını sağlayan çeşitli adaptasyonlar bulunuyor. Bu adaptasyonlarla ilgili olarak hangileri doğrudur demiş? Şimdi tohum ana bitkiden uzak mesafelere yayılıyorsa e, neslin devamı içindir, değil mi? Daha çok yerde e, ne kadar çok uzak yere yayılırsa o kadar çok orada o bitki yetişir ve neslin devamı sağlanır. Ana bitki ile yavru bitki arasında rekabeti azaltır. Evet çünkü aynı ortamda bulunmadıkları için aynı ee, madde kaynaklarından yararlanmayacaklar. Mesela su miktarı belki uzak mesafelerde daha fazla ya da mineral miktarı daha fazla. Dolayısıyla bu rekabeti azaltacak. Ana bitki ile yavru bitkilerin sürekli aynı kaynaklardan yararlanmasını sağlar demiş. Hayır bakın ikinciyi zaten anlattığımda bunu da anlamış oluyoruz. Çünkü e, uzak mesafelerde belki su miktarı, ışık miktarı, mineral miktarı farklı. Yani sürekli aynı kaynaklardan yararlanmasını sağlamayacak. Bu nedenle 1 ve 2 diyeceğiz. Evet 36. sorum solunum üzerine bir soru. Oksijenli solunum ve etil alkol fermentasyonunun ortak son ürünü demiş. Şimdi oksijenli solunumu hatırlayacak olursak oksijenli solunumda besin maddem diyelim ki glikoz. Glikozu oksijenle parçaladığımızda en küçük yapı taşı karbondioksit su ee, ve büyük miktarda enerji elde ediyoruz. Bir miktarda ısı açığa çıkıyordu. Hatta 32 ATP'di diyelim. Peki son ürünüm karbondioksit ve su oldu. Peki etil alkol fermentasyonunda ne var? Bu etil alkol fermantasyonunda şöyle diyeyim kısaca e, glikozu oksijensiz ortamda parçalıyoruz. Etil alkole kadar tabii ki ürünüm etil alkol olacak ama etil alkolle beraber karbondioksit de açığa çıkacak. İki tane ATP açığa çıkacak ve bir miktar ısı. Peki burada ortak şeyim nedir? Karbondioksittir değil mi? Evet cevap A oldu. Peki 37. sorum akşam sefası bitkisinin çiçeklerinin karanlıkta açması ismini de buradan almıştır değil mi? Akşam sefası. Peki karanlıkta yani ışığa bağlı demek ki ışık olmadığında ee, ya çiçeklerini açmıyor. Işık olmadığında açıyor, ışık varken açmıyor. Bu örnek nasty hareketidir. Nasti hareketi turgor basıncının da meydana gelen değişimler üzerinedir. Turgor basıncı suyun yaptığı basınçtır. Negatif fototropizma örneğidir demiş. Hayır tropizma yönelim hareketidir. Nasti ise ırgınım hareketidir. Yani yanlış biz Nasti'ye bakacağız. Hatta bu olay foto Nasti hareketi. Yani ışığa bağlı olarak ırganım harekete, termonastisi sıcaklığa bağlıydı. Bu da değil. Yani cevabımız yalnız 2'dir diyeceğiz. Peki 38. sorumuz hücrede DNA'nın kendini eşleyebilmesi için ilk metabolik olay hangisidir? Şimdi DNA kendini eşlerken ne oluyor da hatırlayalım? DNA çift iplikli bir zincirimiz. Zinciri açılıyor. Bir nükleotitin karşısına başka bir nükleotit gelecek. Nükleotitler sentezlenecek ama ilk yapılacak hamle bu değil bence. Neden? Çünkü nükleotitlerin sentezlenmesi için öncelikle ne gerekiyor? Tabii ki de buraya gerekli olan organik bazlarımız değil mi? Adenin gelecekse karşısına timin gelmesi lazım. Sonra timin ile şeker sentez şeker birleşecek sonra fosfat birleşecek dolayısıyla Azotun kullanıldığı ilk metabolik olay azot nerede var? Azotlu organik bazlarda var. Azotlu organik baz nedir? Tabii ki mesela adenin, timin, guanin ya da sitozin gibi bazlarımızdır. Yani organik bazların sentezlenmesinde ilk olarak azot kullanılır diyeceğiz. Pentozlar yani şekerlerin sentezinde şekerin içerisinde azot molekülü yoktur. Nükleotitlerin sentezlenmesinde evet ee, organik bazlar var ama önce organik bazı sentezlemem lazım. O yüzden bu değil. Karşılıklı nükleotitlerin zayıf hidrojen bağları kurması. Bir kere hidrojen bağları kurulurken azot olmaz. Aynı zincirde yala, yer alan nükleotitlerin birbirine bağlanması. Bu da fosfodiester bağları ile ilgiliydi. Bu da değildir. Yani cevabımız ikidir diyeceğiz. Evet peki gelecek yine bitkiyle ilgili çift çenekli odunsu bir bitki diyor. Kök ve yaprağında ortak olarak bulunur diyor. Şimdi e, kısilem dediğimiz az önce de bahsetmiştik odun burusuydu yani suyu ve e, minerali taşıdığı. İletim borusu. Yaprakta da kökte de bulunur. O yüzden bu ortaktır. Bir olacak diyeceğim. Ama endodermis sadece köke özgü bir yapıydı. Stoma ise köklerde bulunmaz. Çünkü gaz alışverişini sağlayan bir yapıdır. Bu da yaprakta bulunur. O yüzden cevabımız yalnız birdir diyeceğiz. Endodermis ise korteksle merkezi silindiri ayıran bir yapıdır. Bunu da burada söylemiş olalım. Ve son sorumuz biyolojimizin kulak üzerine gelmiş bir soru. Şimdi kulağın yapılarını hatırlayalım. Ee, kulak kepçemizden ses giriyordu. Kulak zarından geçiyordu. Yani K kulak zarıdır. Peki L ise nedir? L gördüğümüz gibi çekiç örs zenginin olduğu e, kulak kemikleridir. Peki M'ye bakıyorum. M yarım daire kanallarıydı. Yarım daire kanalları dengeden sorumluydu. M N'ye bakıyorum. N ise salyangozdur. Salyangozda koyt organı vardır. İşitmeden sorumludur. P'ye bakıyorum. P ise östeki borusuydu. Östeki borusu e, yutağa bağlanıyordu. İç ve dış basıncı eşitliyordu. Peki, KLM, KLN işitmede görevlidir. Kulak zarı, kulak kemikleri ve e, salyangoz. Evet, bu doğrudur. Çünkü ses dalgalar halinde gelir ve kulak zarından geçtikten sonra kulak kemiklerine titreşime çevrilir. Titreşimden sonra e, ee, salyangoza geçer ve salyangozda işitme sinirleri vardır. Beyne gider. işitme böyle gerçekleşir. M bölümü yarım daire kanalları. Yarım daire kanallarında ne vardı? Dengeden sorumluydum. Dolayısıyla M bölümünde bir aksaklık varsa baş dönmesine neden olur. Bu doğru. N salyangoz burada koite organı içinde bulunur. Doğru. L orta kulağa ait olup L evet orta kulağa ait olup ses titreşimlerini yükseltir doğru. P işitme reseptörlerine sahiptir. P dediğimiz östeki borusuydu. O yüzden yanlıştır. Cevap E dedik. Evet gençler benden bu kadar biyoloji sorularını çözmüş olduk. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hepinize başarılar.